Annene o kadar çok benziyorsun. Sana her baktığımda onu görüyorum. Sana her baktığımda aynı güne geri dönüyorum. O acıyı tekrar tekrar yaşıyorum. Onu gerçekten sen mi öldürdün? Söyleyeceğim hiçbir cevap. Anneni geri getirmeyecek. Hiçbir şey değişmeyecek kızım. Ona ne oldu baba? Annemi sen mi öldürdün? Al. Bu ne? Annenin günlüğü. Her şey orada yazılı. Cezaevine yolladığım insanlar mahkeme salonundan çıkarken yüzüme bakardı. O bakışlardaki pişmanlık o kadar büyük olurdu ki. O bakışlarla hayatlarını hep geri almak isterlerdi. Bir şans isterlerdi. Ben hiçbirine acımazdım. Hatta bazılarından nefret ederdim. Ama şimdi ben onlar gibiyim. Ben insan öldürdüm, cinayet işledim. Şimdi ben onların bana baktığı gibi sana bakıyorum. Baba hiçbir şey için geç değil. Bak hiçbir şey için geç değil. Geç kızım. Artık her şey için çok geç. Annen öldü. Belma öldü. Belma ölmedi, yaşıyor. Yaşıyorum. Gerçekten. Yaşıyor ve hayatı bir tehlikesi de yok. Ve hala bir şansın var. Benim artık hiçbir şansım. Cemre. Sen niye geldin ya? Seni yalnız bırakmam. Baban da olsa seni yalnız bırakmam. Hayır, gelmeyecektin. Seni öldürürsem bütün dertlerim biter mi acaba? Bitmez. Bence bitmez. Kerem lütfen. Orasını bilemezsin. Baba sakın. Yalvarırım yapma. Ne olur yapma. Ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Bunun ne beklemesi ya? Selim'i görmüyor musun? Vuracak Kerem'i. Abi bekleyin dedi. Demeye devam edersek büyük patlayacağız yalnız, haberin olsun. Her şey seninle başladı. Sen hayatımıza girdikten sonra hep kaybettik, hep. Sen zaten kaybediyordun dayı. Benimle birlikte kaybettiklerini gördün sadece. Kerem lütfen. Tamam delikanlı, gidiyorsun. Son bir sözün var mı? Baba ne olur, baba yapma. Çekil Cemre. Bırak baba, yapma. Yavaş, dayı. Kızım bana bir soru sormuştu. Ama ona cevabını verememiştim. Öyle mi? Ne sormuştu? Onu öldürür müydün diye sormuştu. Öldürmem. Öldürmek istemem. Kimseyi öldürmek istemem. Kimsenin canını yakmak istemem. Ama
benim ya da sevdiğim insanların hayatları söz konusuysa dayı, hiç tereddüt etmem. Kadir, yalvarırım, yapma, ne olur. Sakin, sakin. Baban güzel güzel silahını indirip teslim olursa buradan hiçbir sıkıntı yaşamadan çıkar gideriz. Ama aksi hepimizi üzer. Şimdi dayı, bırak silahını, güzel güzel teslim ol. Haydi. Hayır, hayır, hayır. Hayır, teslim olmayacağım. Vazgeçmeyeceğim. Daha kimseyle vedalaşmadım. Hepinizle teker teker vedalaşacağım. Zeynep Tunç, siz misiniz? Benim, buyurun. Bizimle emniyete kadar geliyorsunuz. Emniyete mi geliyorum? Sebep? Hakkınızda bir tutuklama kararı var. Tutuklama kararı mı? Ama niye yani? Zimmetinize para geçirmekten. Selim, haydi indir silahını. Silahı indir, emniyette vedalaşırsın. Baba, ne olur bırak o silahı. Ne olur teslim ol. Yalvarırım, teslim ol. Hadi. Cemre'ciğim, bak her şeyi senin için yapıyorum. Bunu sakın unutma, tamam mı? Kendime zarar vermene izin verme. Cemre, çekil. Dayı, bak seni teslim almayı geçiyorum mutfaktan. Haydi at silahını. Ben hiçbir şeyden vazgeçmiyorum. Verilmiş bir sözüm var, onu yerine getireceğim. Cemre, uzak dur. İstersen kızını korurum. Ben istemedikçe ona kimse dokunamaz. Kimse kılına zarar veremez. Hiç kimse. Bunun karşılığında benden ne istiyorsun? Canını. Efendim? Canını istiyorum senin. Böyle bir şey niye yapayım ki? Dediğimi yapmazsan kızını gözünün önünde öldürürüm. Ama seni yaşatırım. O zaman da ölmemen için elimden ne geliyorsa yaparım, biliyorsun. Bu acıyla da ömrünün sonuna kadar cehennemlerde yanarsın. Ben müsaadenle bir şey daha hatırlatayım. İnsan evladının yokluğuna alışamıyor. Söyle. Ben alışamadım. Ama benim istediğimi yaparsam kızım yaşar. Huzurla yaşar. Senin için böyle bir şey asla yapma. İzle o zaman. Durdurun. Durdur adamı dedim sana. Sana o kurşunu boşuna vermedim Selim. Bak, ben senin için burada hemen şimdi kızını öldürürüm. Sen benim için kendini öldürür müsün? Senin yaşaman için bir söz verdim kızım.